gittin, ümmetin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Araf suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kezzebu bi âyâtina ve stekberû anha la tufattahu lehum ebvâbus semâ ve la yedhulûnel cehennem. Hatta yelicel cemelu fi semmil hıyat ve kezalik neczil mücrimin. Lehum min cehennem mihad ve min favkihim gavaş ve kezalike neczil zalimin. Vellezine amenu ve aminu salihat la nükellifu nefsen illa vus'aha ulaik ashabul cehenne hum fiha halidun. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحابنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين آمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ayet-i kerime mealen bismillah. Ayetlerimizi yalanlayanlar, yani Allah'ın sözü yalanlanıyor kainat çapında, cürmü azim, bundan daha büyük cürüm mü olur? Kendimizde basitçe de olsa kıyaslayalım. Birisi bizi yalanlıyor. Sen yalan söylüyorsun diyor. Allah Allah. Belki ömür boyu onunla konuşmayız. Bu adam utanmadan, sıkılmadan, ki ortadayken Allah kelamı olduğunun bilgisi ve belgesiyle Allah konuşuyor. Onun sözüne diyor ki yok, bu Allah sözü değil. Allah'ı yalanlıyor. Allah benim sözüm diyor. Bu adam diyor ki yok, senin sözün değil diyor. Allah'ı ve onun sözünü, ayetlerini yalanlayanlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayıp birilerine yediremeyenler var ya, işte işin şeyi burada. Aynen işte tani bir hususu. Yani küfürde bu var. Küfürde bir, ya kibirlerini yedirememeye var, ya Cenab-ı Hak taciz var. Yani haşa aciz bırakma. Sen varsan ben de varım canım. Yani kibirinden veya Cenab-ı Hakk'ı taciz etmek, aciz bırakmak. Acziyetini güya ifade ettirmeye. Onun için Yahudilerin dediği gibi, biz zenginiz, sen fakirsin. Biz zenginiz, sen fakirsin. Nereden zengin oluyorsa, kim verdiyse. Bismillah. Onlara göklerin kapıları açılmaz.
Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete bile giremezler o derece. Yani nasıl ki deve iğnenin deliğinden normal kurallara göre öyle yani. Geçmez yani. Deve nereye, iğne deliği nereye. Yani ne zaman onlar cennete girerler? Deve iğnenin deliğinden geçerse. O halde deve iğnenin deliğinden geçemeyeceğine göre burada imkansız olduğunu ifade ediyor. Biz suçları işte böyle cezalandırırız. Burada şu noktayı ben sizlere göstereyim. Ayet-i Kerime'de len ifadesi. Ayet-i Kerime'de len ifadesi şu manayı ifade etmiş oluyor. Orada mesela onların asla ve asla kesinlikle yani girme alternatiflerinin olmayacağını ki bazı yerde mesela len diye de aynı şekilde geçiyor. Burada la yedhulûne cennet. Onlar cennete giremeyecek. Nefi ediyor. Olumsuz olaraktan onların cennete girmelerinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir diğer mana da var tabii ya. Halat iğne deliğinden. Oradaki o yani halat manası da deve manasına geldiği gibi cemel okunur ki onu ifade edeceğiz. Okunan durumuna göre halat manasına da gelir, deve manasına da. Halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Yani yine aynı koca, yani düşünün kalın bir halat, iğne ipi, yorgan ipi vesaire, dikiş ipi. Yani o ancak geçebilirken bir halat düşünün. Gemileri bağlayan halatları düşünün. He, o nasıl ki oradan geçemeyecek ise onlar da asla cennete giremeyecekler. Birbirine zıt durum. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler vardır. Giysileri de yatakları da mihat diyor. Beşik, döşek, yatak, kalış yerleri. Yani evle sahibi birbirini bulmuş oldu. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. O tekzip etme yalanlamaların neticesi olarak. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. La yükellifullah nefsen illa usaha. Teklifi mana yutak yoktur. Cenab-ı Hak kimseye taşıyamayacağı bir yükü asla ve asla yüklemez. Biz onların kalplerinde kin namını ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar o cennetlik olanlar için. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bize eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Hamd olsun. Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Öbürleri tekzip ederken bunlar tasdik ediyor. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Yani böylece o miras olarak konun oraya. O sizin yani. Helal malınız. Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Doğru. Bize söylemişti Cenab-ı Hak. O iddetlil müttakin demiş. Ama size de o iddetlil kafirin demiş. Kafirler için hazırlandırılmıştır. Siz de buldunuz kendi döşeğinizi, yorganınızı. Biz de bize vaat edileni bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. Çünkü ehli imana vaat vardı. Onlara da vaid vardı, tehdit vardı. Onlar da o tehditleri buldular. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Allah. Yani bir derece zulümleri tescil edilmiş olur. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Zaten problem orada. Yine Müddessir suresinin 40 ile 49. ayetler arasında geçen ifadede cennetlikler cehennemliklere sorarlar. Mâ selekeküm fî sakar hayrola. Siz kalbimiz temiz diyordunuz. Biz iyi insanlarız. Yani biz cennete girmeyecek. Kim girecek? Çoğaltabilirsiniz. İşte babam müftü, dedem Diyanet İşleri Başkanı'ydı, Şeyhülislam'dı diyordunuz. Hayrola burada ne arıyorsunuz? Ve onlar dört şey söylerler. Kâlû lemlekum minel musallîn. Biz namaz kılanlardan, kılıcılardan değildik. Biz yetimi, miskini, fakir, fukarayı da, garip, kurabayı da yedirip içirmezdik. Bununla beraber öldükten sonra tekrar hesap vereceğimizi de inkar ederdik. Hesap gününü inkar ederdik. Ve pisliklere, bataklıklara, kötülüklere, çirkefe batanlarla beraber, biz de onlarla beraber batardık diye itiraf ederler. İkisi yani cennet ve cehennem arasında bir sur.
Ondan sonra Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Burada iki kelime vardı. Sur ile Araf kelimesi ki zaten surenin adını almış olduğu buradaki Araf kelimesiyle ilgili sur. İki kere Hazreti İsrafil'in sura üfürmesi kıyametle ilgili nitekim hadis suresi 13. ayet-i kerimede. Bir de Araf, asıl buradaki surenin adını alan kısım Arefe kökünden gelmiş olur. Onu da detaylı izah etmeye çalışacağım. Yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Bazı müfessirler Araf ile cennet ve cehennem arasındaki surun yüksek yerleri ve sırtlarının kastedildiğini ifade etmektedirler. O manaya da yormuş olmaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman ey Rabbimiz bizi zalim toplumla beraber kılma derler. Yani zalim olmak başlı başına bir cürüm, zalimlerle beraber haşrolmak o da ayrı bir cürüm. Böylece o cehennemlik olanlar aynı zamanda o günleri bir yazı yazdım hurdalar ve hurdalıklar diye. Yani dökündü malları Cenab-ı Hak insan olsun, hayvan olsun, kainat-ı olsun. Hurdalar ve hurdalıklar diye tespitler.com'da. Böylece orada döküntülü yerdir cehennem, döküntü yeridir, çöplük yeridir, hurdalıklardır. Ondan sonra kanalizasyondur. Aynı zamanda atık yerleridir. Aynı zamanda yıldızlara aynen kazan gibi ısı veren, sıcaklık veren, ışık veren, kalorifer kazanı mesabesindedir. Aynı zamanda temizlik amacıyla böylece banyo, hamam durumundadır. Tabii hamamda insanlar, sonunda onu da ekledim, farklı farklı şekillerde. Kimisi bir su dökmekle temizlenirken, öbürü sabunlanması veya liflenmesi veya keselenmesi veya pislik deriye işlemiş veya bıçakla soyutlanması yahut da ateşiyle. Burada bu konuyu genişçe ele almıştım. Ayrıca cehennem olsun, cennet olsun bu konuyla ilgili olaraktan genişçe hem görüntülü hem yazılı olaraktan birçok onlarca bu manada yazı ve yapmış olduğum konuşmalar. Burada yine Behlül Dana'nın bu manada ibretli bir olayı var. Bunu kısa olaraktan da almış yazmıştım onunla ilgili olaraktan 2000 yılında. En azından bir kısa olması hasebiyle yani siz de okuyabilirdiniz fakat en azından ben burada ibretli olduğu için Ramazanlarda okuyordum her biriyle ilgili. Bunu da bir kısa olaraktan sizlere de arz edeyim. Behlül Dana ve Cennet. Behlül Dana Bağdat erenlerindendir. Halife Harun Reşid'in de kardeşidir. Nasreddin hocamız gibi onun fıkraları ve nükteleri de bütün dünyayı ün salmıştır. O bir gün umumi bir yolun kenarında evcik yapıyordu. Bağdat'ta bir grup kadın da oturmadan dost ziyaretinden evlerine dönüyorlardı. Bunların aralarında Hicaz'da, mukaddes yerlerde birçok hayratı bulunan Harun Reşid'in iman ve edep örneği zevcesi Zübeyde Hanım da vardı. Topluca Behlül Dana Hazretleri'nin yanına vardılar. Ne yapıyorsun dediler. O cennet yapıyorum diye cevap verdi. Bu kadar cenneti ne yapacaksın diye sordular. Satacağım dedi. Kadınların içinde nimet azgını bir iki şımarık vardı. Kahkahaya bastılar. Demek bu çocuk oyuncaklarını cennet diye satacaksın sen ha dediler. İman, ahlak, fazilet ve edep örneği Zübeyde Hanım onun karşısında hicabından ezile büzüle konuştu. Ağabey gelinle de bir cennet satar mısın? Çünkü Zübeyde Hanım feraseti ve basiretiyle Behlül Dana'nın hoş bir kimse olmadı, boş bir kimse olmadığını biliyordu. Yani hoş bir kişi olduğunu biliyordu. Bazı velilerin kasten kendilerini deli gibi gösterdikleri hakkında da maluma sahibiydi. Behlül Dana elbette herkesten önce sana satmak isterim. Zübeyde Hanım utana utana cebindeki paraları avucunun içine aldı gösterdi. Abi kaç dirheme? Buyurun. Behlül Dana 25 dirhemdir dedi. Ve 25 dirhemi aldı. Yanındaki nimet azgını iki kadın bir kahkaha daha attı. Diğer kadınlar ise ses çıkarmadılar. Fakat Zübeyde Hanım'ın ciddi tavrı onlar üzerinde pek tesir etmişti. Nihayet müsaade isteyip ayrıldılar. O gece kadınların hepsi rüyalarında cenneti gördüler. Cennette çok muhteşem bir köşk, bir saray vardı. Kapısının üzerine büyük ve renkli harflerle bu köşk Zübeyde Hanım'ın Behlül Dana'dan satın aldığı köşktür. Burası Zübeyde Hanım'a aittir diye yazılmıştı. Nimet azgını, şımarık kahkahacı kadınlar dahil hepsi bu rüya üzerine fır diye yataklarından sıçradılar. Uykuları tamamen kaçmıştı. Behlül Dana'ya koşacak, onlar da cennet satın alacaklardı fakat her taraf zifiri karanlıktı. Meğer gecenin daha üçte birisi bile geçmemiştir. Sabaha kadar kadınların gözlerine bir dirhem uyku girmedi. Evin önünde deli gibi o tarafa bu tarafa dolaşıp durdular.
Bir taraftan gözlerini ovuşturuyorlar, bir taraftan da sıkıntıdan saçlarını yolacak gibi oluyorlardı. Ben deli miydim ki Zübeyde Hanım'ın yaptığını yapmadım gibilerden söyleniyor, sayıklıyorlardı. Ah bir sabah olsa bir değil 5 tane cennet satın alacağım diye kendi kendilerine konuşuyorlardı. Derken şafak attı, ortalık ağarmaya başladı. O şımarık kahkahacı kadınlar nasıl heyecanlanıyorlar? Başkaları önce gider, cennetleri bitirir de bize bir şey kalmaz diye sanki ayakları hiç yerlere değmeden koşuyorlardı. Belüddana'yı dünkü yerde buldular. O bir müddet işine devam edip durdu. Başını kaldırıp onlara hiç bakmadı. Onları görmezlikten geldi. Sabırlarının taşmak üzere olduğunu anlayınca, "Hı, ne için geldiğinizi anladım ama size cennet satmam. Satsam da siz bir faydasını göremezsiniz. Çünkü benim edep numunesi gelinim onu görmeden satın almıştı. Siz gördünüz de geldiniz. Bu sizin yaptığınıza açık gözlülük derler. Öyle yağma yok. Öyle gördükten sonra dünyanın en ahmak kafirleri bile cennet almak ister. Akılsız kadınlar katır nalı gibi boydan boya boynuzuna taktığınız altınların bir kısmı ile çeşme, talebe yurdu, cami, hastane yaptırırsanız işte binalar sizin için bir cennet köşkü olur. Benim evciklerimin, saltık cennetlerimin manası işte budur. Bilmiyorsanız öğrenin. Haydi gidin Allah size affetsin işlerinizi rast getirsin der. Burada onunla ilgili yine Behlül Dana ile ilgili devam eden bir nokta var. Buradan da istifade edilebilir. Öyle bu manada Behlül Dana'nın da böyle kıssadan ise çok hususiyetleri de var. Evet 40. ayeti kerimeden itibaren ele alacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Orada cemel ifadesi geçmişti. İbni Abbas cemeli cümmel okuyunca halat iğne deliğinden geçmedikçe. Onun için yani cemel olursa deve olur, cümmel şeklinde okunursa halat olur. Yani her iki manada haktır. Halat iğne deliğinden geçmedikçe önceki deve ifadesi zorluğu ifade eder. Yani bu manada aslında deve manası biraz daha uygun olmakla birlikte o şekilde de okunabilir. Burada güzel kelime-i tayyibe diye bir not da burada kaleme almışım. Burada güzel söz, güzel hal, yani cennetli olmayı netice ifade eden güzel amel. Bütün bunlar kelime-i tayyibe içerisine girer. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İleyhi yes'adur kelimut tayyib vel ameli salih yerfa'u. Kelime-i tayyibe, hoş kelimeler gökyüzüne nurani ve latif, zarif oldukları için gökyüzüne doğru yükselirler. Ve salih amel de aynı şekilde. Ve bununla beraber antiparantez bu tefsirini yapacak olursam bu ayet-i kerimenin habis olan kelimeler, tayyibenin zıddı olan habis olan kelimeler de pisliğiyle ve ağırlığıyla beraber onlar da gökyüzüne doğru yükselirler. Ve bunlar gökyüzünde bir mücadele içerisine girerler. Eğer kelime-i tayyibe ağır gelir, galip gelir, üstün gelir ise aynı durum yeryüzüne akseder, yeryüzünde de iyiler kötülere galip gelir. Ama ki mahalle baskısı denilen nokta işte budur. Ama kelime-i habise, pis kelimeler daha yoğunluk, çoğunluk ifade eder, galip ve üstün gelirse aynı durum yeryüzüne akseder, bu sefer yeryüzünde de kötüler iyilere galip gelmiş olur. Onun için bir kötülük görüldüğünde Efendimizin ifadesiyle ya elinle ya dilinle ya da kalbindeki bu imanın en zaaf ve zayıf noktası, güçsüz olan noktasıdır diye buyurmasındaki mana o. Yani olumsuzlukların devre dışı bırakılması, temizlenmesi, havanın temizlenmesi gibi gerekir ki o manevi bozukluk topluma aksetmemiş olsun. Mahalle baskısının da bu manada bir hakikati, bir gerçekliği var. Yine cehennemin tablosu ile ilgili olaraktan hadis-i şeriflerde demin de ben yaptığım çalışmaları da size gösterdiğim üzere bununla ilgili olaraktan cehennemin genel tablosu cehennem ile ilgili olaraktan almış olduğum 2 sayfalık burada not zikredilmiş olmaktadır. Evet tabii hoş bir görüntü değil. Cehennemin görüntüsü elbette ki yani cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Elbette ki birçok hikmete binaen cehennem yaratılmıştır. Zaten Cenab-ı Hak ifade ediyor. Devletlerin kendilerine ait nasıl ki hapishaneleri varsa Cenab-ı Hakk'ın da büyük çaplı birçok hususiyetleri, özellikleri bulunan cehennemde ilahi bir hapishanedir. Yine yalan söylemek olsun, iftira atmak, kezip ve ifk gibi. Yani ki iftiranın en büyüğü ki daha önce birkaç kere geçen ayet-i kerimede وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftirada bulunandan, yalan isnat edenden daha zalim kim vardır? El cevap kimse yoktur. Yani en büyük zalim Allah'a iftira eden, Allah'ın ayetlerini tekzip edip yalanlayanlardır. En büyük günahkar, zalim olan insanlar o insanlardır. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birkaç ayet-i kerimede bunları dile getirmiş oluyor.
Yine ayette yelicu ifadesi velece yelicu kökünden gelmiş oluyor. Girer manasına, vuluç girmek anlamına. Deve iğne deliğine girmedikçe onlar da cennete giremezler, cehennemden çıkamazlar manasını ifade etmiş olmaktadır. Yani o derece imkansız olduğunu açık ve net olaraktan Cenab-ı Hak ifade etmiş oluyor. Çünkü biri kelime-i tayyibe güzel, hoş bir yaşantı içerisindeyken öbürü cürüm içerisinde, günah içerisinde. Cürüm aslında mana itibariyle ağaçtan meyveyi koparmak, toplamaktır. Hep bu anlama gelir bu kalıpta, yine toplanmış hurmanın çürük olanına. Yani kasadaki çürük elma gibi, bozuk elma gibi alta dökülmüş, onun için hurdalık manasını ifade ettim. Yani hayatın, insanlığın bir derece hurdalıkları, döküntüleri, bozukları manasına. Ve onunla ilgili burada izah ve ayet-i kerimelerle konu açıklanmış olmaktadır. Yani elbette ki takdir edersiniz ki yani çürük olan elma aynı kasa içerisinde olduğu zaman sağlamları da bozacaktır. Onları da bozacaktır. Onun için birbirlerinden tefrik edilmesi lazım. Şairin dediği gibi oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Güzel olan şeyler cennete boşalırken kötü olan şeyler cehenneme. Ayet-i kerimede de "Vamtazul yevme eyyuhel mücrimun" ey günahkarlar artık bugün birbirinizden ayrılınız. Zıtlıkları imanla küfür, nurla zulmet gibi Cenab-ı Hak zıtlıkları birbirinden ayırır. Yine celt ifadesi geçmişti. Celde deriye vurmak manasına gelmiş olur bu kelimenin izahı. Evet, o mana ile kelimenin açıklanması, ele alınmakta. Yine cemel ifadesi, cemelu dediğimiz gibi deve manasını ifade etmiş olmaktadır ki Araplarda devenin birçok isimleri vardır. Inak gibi, ibil gibi. Bu manada mesela yeni doğmuş deve, erkek deve, dişi deve, yarış devesi, et devesi, yük devesi diye yani bir Türkçe'de deve veya İngilizce'de camel denirken Arapça'da cemelin devenin birçok adları aldığı pozisyona göre vardır. İşte deve ile ilgili mesela Efendimizin devesi, Salih Peygamber'in mucize devesi Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen develerden olmuş olmaktadır. Evet, sem ifadesi ile ilgili her dar deliğe denir. İğne, burun, kulak deliği gibi. O manada genel olaraktan fi semmil hıyat ifadesi bu manada delik manasını ifade etmektedir. İğne deliği şeklinde. İğne deliğinden devenin geçmemesi gibi cemel olaraktan. Deve veya urgan. Dediğimiz gibi her iki manada haktır. Ama deve daha genel olaraktan kullanılan ifadedir. Ağırlıkla doğru olan odur. İğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Araplar nefin teekidini, yani olumsuzluğun güçlülüğünü murad ettikleri zaman onu imkansız ve olması mümkün olmayan bir şeye bağlarlar. Şairin şu şiirinde olduğu gibi, karga beyaz olduğu zaman, yani imkansız manasını, ben aileme gelirim. Zift, süt gibi bembeyaz olduğunda. Deve, süt dişi devenin eşi, yani erkek deve demektir. Deve tam olgunlaşıp 7 yaşına girdiği zaman kendisine cemel adı verilir. 7. senesinde rubal denir. Dişisine de tahfif yani şiddetsiz olarak rubaiye denir. Kadı kendisiyle dikiş yapılan iğne demektir. Semmil hıyat ise iğne deliği demektir. Burada cemel kelimesi cim harfinin zammesiyle ve mim harfinin şiddetsiyle cümmel diye de okunmuş olur. Demin de ifade ettiğimiz gibi cemel ve cümmel kelimesinin burada kelimelerin izah ve anlamı iki sayfa olaraktan Ruhul Beyan İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsirinde genişçe izah edilmektedir. Kur'an'da çokça görürüz yapılan teşbihler, benzetmeler. Burada da onunla ilgili bu ayette 40'ta olduğu gibi Furkan 23'te de aynı şekilde İbrahim 18, Bakara 171 gibi Ankebut 41, Bakara 264, Ali İmran 117, Rahat 14, Bakara 265, Haç 31, Araf 176, Ali İmran 103, Tevbe 103, Muhammed 20-21, Ahzab 10-11, İbrahim 42-43, Yasin 51 ve Mülk 3-4. Ayet-i Kerimelerde de sıkça teşbih olan olaylar Kur'an-ı Kerim teşbihleri ve aynı zamanda temsilleri çokça yapar. Sebebi ise hem anlaşılması kolay olsun hem de dürbün gibi uzak olan hakikatları daha da zihne yaklaştırsın diye. Yine burada da
Bununla ilgili Efendimiz'den nakledilen, Berâ bin Azib'den nakledilen bir hadis var. Burada Ensar'dan bir adamın cenazesinde bulunmuş oldukları olayı, burada ölüm meydana gelen olayı iki sayfa olaraktan burada tefsirlerden çıkarttım. İbretlik olan bu olayı bakabilirsiniz geniş zaman içerisinde durdurup okuyabilirsiniz. Evet. Yani deve ile devenin iğne deliğinden girmesi iman ve küfür içerisinde olup olmamasıyla ilgili olaraktan ele alınmaktadır. Hıyat ifadesi ise ip manasına da gelmektedir. Buradaki bu kelimenin yine hıyat kelimesinin ip manasına gelen bu kelimenin izahı. Bu Ramazan'da beyaz ve siyah ipi, siyah iki ipin yan yana durması, görünmesi, birbirinden tefrik edilip ayrılmasının yine teşbih ve temsil olarak örnek verilmesi gibi ayeti kerimede. Ayette bir de mücrim ifadesi, cürüm demin de ifade ettiğimiz gibi döküntü mallar tabiri caizse bunun izahı. Kur'an'da 60 küsur yerde geçmektedir. 4 yerde fiil, 1 yerde mastar olarak cereme kökünden gelmiş olur. Meyvelerin çürük olan, altta kalan, kötü olan kısımları manasına gelmektedir. Bir de kesmek manasına gelmiş olmaktadır. Yine hurmayı veya ağacın meyvesini koparıp devşirmek, cereme köküyle de yine ifade edilmektedir. Bu kelimenin müradifleriyle beraber gelmiş olduğu manalar burada 3 sayfa olaraktan ele alınıp izah edilmektedir. Cürüm, cerem, mücrim, o işi yapan kimse. Yani böylece mücrim olan kimse, ayetlerde de burada görüldüğü gibi, yani bir derece hayatının döküntüsü, hurdalıkları, bozuk olan kısmını ifade etmiş olur. Yine mücrimlerin durumu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de, burada olduğu gibi, 40-41'de de aynı şekilde, ayet-i kerimeler onların durumları, günahkarların durumları ile ilgili diğer ayetler de bu manayı teyiden burada zikredilmiş olmaktadır. Geniş olaraktan o yapılan örneklere, mücrimlerin genel olan durumlarına ayetler ışığında burada üst sayfa olaraktan bakıp okuyabilir, istifade edebilirsiniz. Evet, yine burada yine bunu izah sadedinde deve iğne deliğine girme, bununla anlatılan bir hikaye de burada almışım not olaraktan. Burada da mevcut olduğu için böyle bir çalışmaya Elmalı'dan zikredilmiş olmakta. Yine Ruhul Beyan'da da aynı şekilde buradan istifade edilebilir bakınıp okunarak da. Evet. Ve 41. ayeti kerimede burada aslında cehennemin tabii çok görevleri var demiştik. Aslında cennet varlıkla yokluk arasında bir perdedir. Yani bir derece o insan aslında küfründen dolayı idam olması, ebediyen yok olması gerekirdi. Ama Cenab-ı Hak şefkatinden dolayı onu yok etmiyor. Yani idamlık bir insanı müebbet hapse çevirmek gibi. Ve böylece Cenab-ı Hak o idamı gerçekleştirmiyor, cehennem ile müebbet hapse mahkum ediyor. Yoksa eğer o olmasaydı, cehennem olmasaydı, o insan Adem'e, yokluk çöpüne, daha doğrusu yokluğa gitmiş olacaktı. Cennet çöplüğüne değil de ondan daha dehşetli olan yokluğa gitmiş olacaktı. Cenab-ı Hak şefkatiyle onu yokluğa, unutulmuş bir hale atmıyor. Şefkatiyle onu müebbet idam etmiyor, müebbet hapse mahkum ediyor. Denildi Allah Teala Hazretleri şefkatinin çokluğundan ve kullarının işlerini idare etmesinden cehennemi yarattı. Cehennem ateşinin yaratılmasının misali insanları misafir eden kişi gibidir. Der ki, kim benim misafirliğime gelirse ona ikramda bulunurum ve kim de gelmezse ona hiçbir şey yoktur. Halkı misafir eden bir başkası da ikramının çokluğunu beyan için, kim benim soframa gelir bana misafir olursa ona ikramda bulunurum, kim gelmezse onu da döver ve onu hapsederim der. Bu onun ikramını teekit eder ve tamamlar ve onun birinci kişiden daha çok ikram sahibi olduğunu gösterir. Yani işte bu manada Adem'e gitmektense, idam tamamen yok olup ölmektense, böylece Cenab-ı Hak onu ebedi cehennem hapsinde mahkum etmiş olmaktadır. Evet, 42. ayet-i kerimede, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, kötüye kullanmayan, doğuştan getirdiği sermayeyi bitirmeyen, çarçur edip dağıtmayan, dar bekada ebedilik yurdu olan ahirette ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiyeye mazhar olacaklardır. Bu da onu teyit eden ayet-i kerimeler bunlar. Onun için yani kendisine verilen, çünkü Cenab-ı Hak tabiri caizse bir
Aynı zamanda alışveriş yapıyor. İnna Allah iştera minel müminine enfusen ve envale bi endenü mükelle. Yani Allah'ın emanet olarak verdiği malı Cenab-ı Hak bizden geri karşılığında cennet olmak suretiyle satın alıyor. Yani böylece onun verdiğini yine onda ona vermiş olmak. Burada ahlak ile ilgili toplumun açılımı gül gibi olmalı manasında burada bir yaşanmış bir olay. Burada onu hikayemsi olaraktan anlatmıştım 3 sayfa olarak. Geniş zamanda bunu hakikaten ibretli. Geniş zamanda bakın okuyun faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yaşanmış bir hayattan bir örnektir bu. Onun için burada sizin okumalarınıza bırakıyorum. 3 sayfa olduğu için yani mevcut olduğu için bu konuyu burada bir makale olaraktan, yazı olaraktan ele aldım. İki kişinin yaşamış olduğu bir olayı örnek vererekten. Bunu 2008 yılında yazmışım. Yani mevcut olduğu için detaylı vakit o konuda şey yapmıyorum ortada. Yine insanın davranışlarının oluşumunda kendi rolü. Yani elbette onun için demin ifade ettiğim İlehi sadur kelimut tayyib ve amel-i salih yerfa'u. Yani olumlu olan şeyler toplumun olumlu olmasını, hatta isterseniz evinizde diyelim ki Kur'an-ı Kerim okuyor. O okuduğunuz Kur'an apartmanınızda, mahallenizde, şehrinizde olumlu yönde adeta bir atmosfer oluşturur. Bir atmosfer oluşturur. Menfi durum da aynı şekilde. Onun için burada hangisine galip üstün gelirse aynı durum o beldede, o apartmanda, o mahallede otomatikman etkisini göstermiş olur. Burada da onunla ilgili mesela İstanbul Eyüp'e gittiğiniz zaman farklı, Fatih semtine gittiğiniz zaman farklı, Konya'ya Mevlana'nın oraya gittiğiniz zaman farklı, Kayseri'de Kadı Burhanettin'e gittiğiniz zaman farklı. Yani ister istemez bunların o çevresinde yapmış olduğu manevi atmosfer, olumlu etki elbette ki bırakınız o beldeyi, genel olarak Türkiye'yi, bazen dünyayı bile ister istemez etkilemiş olmaktadır. Evet, yine ayet-i kerimenin izahı ile ilgili 43. ayet-i kerimede dediler ve de manası. Kur'an'da meleklerin, insanların ve cinlerin söylediklerini kapsamına alan kalu ifadesi, dediler sözü 332 defa geçmektedir. Buna örnek de burada verilmektedir. Bazen ifade ediyorum, öğrencilere diyorum aynı zamanda hayatta hiçbir şeyi küçük görmemeli. Kale, kalu denildi mi ben farklı bir pozisyona giriyorum. Çünkü benim hayatımda bu kale, dedi ifadesi, kalu dediler ifadesi benim hayatımın dönüm noktasını oluşturan bir husustur. Şöyle ki, 80 yılında 2 yıllık imamdım. Kayseri İslam Enstitüsü 60 kişi alacaktı. O zaman şimdiki gibi ÖSYM yok. Üniversite sınavları Türkiye genelinde değil. Üniversiteler kendileri imtihan edip öyle alıyorlardı. Biz de kalktım, ben de geldim Kayseri'ye. Ve bu manada 360 kişi müracaat etmiş ama 60 kişi alacaklar. 6 kişi de 1 kişi alacaklar. 5 kişi elenecek. Kur'an-ı Kerim'den ve Arapçadan sözlü yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de problem yoktu. Onu çok rahatlıkla hallettik. Arapçaya gelince tabii böyle bakıyoruz. Çıkanlar sözlü olup da çıkanlar yüzü eşki bir vaziyette, üzüntülü, sıkıntılı. Yani ne demektir? Ancak 6 kişide 1 kişi biraz ümitli, sevinçli gibi olur. Ama 5 kişi olumsuz. Tabii biz de heyecanlanıyoruz. Ben de girdim. Uzunca bir koridor. Hatta nere olduğunu bile farkında değilim hala. Yani konferans salonu muydu, nereydi? Ve içeriye girdim, daha 3-4 adım attım. Hocanın yanına varmadan 3 kişi oturmuşlardı. Oradan hocanın birisi bağırdı. Dedi ki, kalenin aslı nedir dedi. Kalenin aslı nedir, kökü nedir dedi. Dedim ki, kavele. Tamam, çık dedi. Kazanmışız. Yani bir kale ile, bir kavele ile insanın hayatı değişebiliyor. Yani onun için öğrencilere bazen onu diyorum, hayatta hiçbir şeyi küçük görmeyin. Çünkü vücuttaki hücreler, insan koca diyelim ki 70-80 kiloluk, bazen 300 kiloluk olan insanlar küçük küçük hücrelerden, atomlardan oluşur. Koca dağlar küçük küçük çakıl taşlarından oluşur. Onun için hayatta hiçbir şey bu manada küçük görmemeli. Yine ölüm ve ruhlar ile ilgili yükselen ruhlar, demin ifade ettiğim gibi İlehi Yasadur Kerimut, burada da bilindiği gibi göğe yükselmek müminlerin duaları, amelleri ve ruhlarının şanındandır. Hadis-i şerifte buyuruldu. Muhakkak ki müminin ruhu semaya yükseltilir. Kendisine semanın kapıları açılır ve ona denilir ki merhaba,
Ey cesette olan temiz ruh hoş geldin. Ta 7. kat semaya kadar hep böyle merhabalarla karşılaşır. Ve kafirin ruhu içinde kapılar açılır ve ona yerilmiş kötü olarak geri dön. Böylece kafirin ruhu ta siccine kadar yuvarlanır. Ali İmran 160. ayet. Ruhlar cesetlerine bağlıdırlar. Bütün ruhlar Said ve Şakilerin hepsinin ruhları cesetlerine bağlı ve bitişiktirler. Ruhlara azap edilir ve o azaptan cesetler de elem ve acı duyarlar. Bu durum güneş gibidir. Güneş göktedir, nuru, ışık ve aydınlığı da yeryüzündedir. Kabirde de müminlerin ruhları bil ki, muhakkak ki asi müminlerin ruhları sema ile arz, yeryüzü arasında olurlar. Bazıları havada olurlar, bazıları da kabirlerinin avlularında olurlar. 7 güne kadar, 1 seneye kadar veya bundan başka bir zamana kadar hemen mezarının avlularında olurlar. Ta ki yaşayanların dualarının bereketi ve kendisine yetişen, imdadına gelen hayır ve hasenatın imdadıyla kurtulur. Dünyevi semada bulunan karargahlarına yükselirler. Taat, ibadet ve İslam'da yaşı büyük olan kişi, yaşı küçük olan kişiden daha faziletlidir. Eğer imanla, ibadetle bir hayatını geçirmiş ise. Ve 44. ayeti kerimede zalimlerden olmamak, evet zulüm içerisinde, zulüm karanlıktır, tecavüzdür. Ve en önemlisi de kişinin kendisini nimetlerden, cennet gibi bir nimetten mahrum kılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de zalimin, tuzlamın ifadeleri 7 şekilde tefsir edilir. Çokça geçer zalim ifadesi. Müşrikler anlamında kullanılır ki burada o manada kullanılmaktadır. Müslümanın şirk dışında işlediği günah zemp sebebiyle kendisine zulmetmesi kastedilmiştir. Üçüncü olarak insanlara zulmetmek anlamına gelir. Eksiklik, eksiltmek anlamında kullanılır. Burada Araf suresinin ileride gelecek 160'taki de o manada zulüm ile şirk koşmak ve tekzip etmek suretiyle kendilerine zulmetmek kastedilmiş olmaktadır. Yine yazdığımın ifadesiyle cehd yani inkar ediyorlar manası da kullanılmış olur. Yine zalimin ile ki Araf 9 ile 103. ayette o manada olmaktadır. 7. mana zalimin ile hırsızlar ve hırsızlık kastedilmiş olmaktadır. Bu 7 farklı manada zalim, tuzlamın gibi ifadeler bu manalarda kullanılmış olmaktadır. Ayet-i kerimede müezzinun ezene kökünden izin, uzun, ezan aynı kökten gelmektedir. Kulak manasına gelir. Veya kazan tencere gibi şeylerin halka olan kısmı da buna benzetilerek tencerenin kulağı kulpu denmiştir. Yani kulağın da o manada kulp manasında olması hasebiyle ezan da elin kulağa götürülmesinden dolayı bu ad verilmiş olmaktadır. Müezzin, ezan, uzun kelimelerinin buradaki 2 sayfa olaraktan izahı ve ilgili ayetler ele alınmış olmaktadır. Evet yine ezan ifadesiyle ilgili olaraktan bu da 2 şekilde tefsir edilir. Duyurmak, işittirmek, işitmek, dinlemek, ilan etmek. Bir de nida, yüksek sesle seslenmek, bağırmak gibi manalarına da gelmektedir. İzin de aynı manada kullanılmış olmaktadır. Yine 44. ayet-i kerimede güzel bir tefsir. Ben Arapçasını aynı Türkçesi de var tercüme edildi. Rudani'nin tefsiri 4 cilt olarak harika hakikaten. Bunun 4. cildinde cennetlik olanların cennetliklerin amellerini işlerken cehennemlik olanların da cehennemlik ameller işleyecekleri beyan buyurulmaktadır. Ebu Hureyre'den ki 6 cilt Rudani'nin genel olaraktan 6 cilt. Burada 5. ciltte de Allah Resulü buyurur. Allah'tan benim için vesile isteyin. Dediler ki ey Allah Resulü vesile nedir? O cennette öyle bir makamdır ki ona ancak bir kişi ulaşacaktır. O kişinin ben olmasını umarım. Ondan dolayı Efendimiz'e şefaat-ı kübrası bu manada verilmiş olmaktadır. Evet ve 45. ayeti kerimenin tefsirinde ise burada da konuyla ilgili olarak onlar ki Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eritmek isterler ve onlar ahireti de inkar ederler. İşte hesap gününü, sorgu gününü inkar etmiş olanların durumu, cehennemliklerin durumu. Ama bununla beraber ehli iman zaten Rabbimizin vaadini bulduk. Siz de vaidini, Rabbimizin tehdidini buldunuz mu? Onlar da evet diyecekler. Rabbimizin yapmış olduğu tehdidi biz de bulduk. Allah Resulü de Bedir günü kalip kuyusuna atılan müşriklerin ölülerini ayıplamış ve şöyle nida etmiştir. Ey Ebu Cehil İbni Hişam, ey Utbe İbni Rabia ve ey Şeybe İbni Rabia. Allah Resulü onların başkanlarının isimlerini birer birer saydı. Rabbinizin size vaat ettiğini hak buldunuz mu? Muhakkak ki ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak buldum. Ömer, ey Allah'ın elçisi,
Sen ölmüş ve kokuşmuş bir kavme mi hitap ediyorsun demiş. Bunun üzerine Allah Resulü, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz benim söylediklerimi onlardan daha iyi işitir değilsiniz. Yani onlar fazlasıyla işitiyor. Fakat onlar cevap veremezler buyurmuşlardır. Aynen hakikattir. İşitir, duyar ama izin verilmediği için cevap veremez. Evet, onlar da böylece kendileri için vaat edileni bulmuş olmaktadırlar. Çünkü ahireti inkar etmiştir. Hesabı inkar etmişlerdir. O halde cenneti inkar edene neden cennet verilsin? Onun için yine diyebiliriz ki elbette cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ahiret hayatını inkar etmeleri ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra üzerinde en çok durulan noktalardan birisi ahirete imandır. Hemen hemen 1500-2000'e yakın ayet-i kerime öldükten sonra tekrar dirilme ile, ahiret ile, cennet ile, cehennem ile, mahşer ile, sırat ile ilgili ve cennet ve cehennemdeki verilen yiyecekler, nimetler veya zakkumlar ile ilgili olaraktan genel tasvir edilmekte, cennet ve cehennemin hususiyeti dile getirilmiş olmaktadır. Evet, 46. ayeti kerimeyi ele alacak olursa hicabın ifadesi geçmişti. Hicab, perde manasına, örtü manasına gelmektedir. Aynı zamanda herhangi bir şeye ulaşılmasına engel, perde anlamındadır. Yine karnın kalbi kapatan kısmına da bu ad verilmektedir. Yani engel ve perde olan her şey için bu hicab kelimesi kullanılabilir. Bununla ilgili yine ayet-i kerimeler burada örnek olaraktan verilmiş olmaktadır. Evet, gelelim Araf kelimesinin izahına ki surenin adını almış olduğu burada ilim adamları Araf'ta bulunanlar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu konuda 10 ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Burada bu görüşler ele alınır. Bunlar hasenatı, seyyiatı, iyilik ve kötülükler birbirlerine eşit gelecek bir topluluktur. Mesela bu manada ve örnekleri de var. Ben birer cümle halinde okuyacağım. Bunlar salih, fakih ve ilim adamı kimselerdir. Bunların şehitler oldukları da söylenmiştir ki bunu El-Mehdevi zikretmektedir. Bunların müminlerin faziletleriyle şehitler oldukları söylenmiştir. Bunlar babalarına asi olarak Allah yolunda cihada çıkıp şehit olan kimselerdir. Yine Araf üzerinde de adamlar vardır buyruğu hakkında İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakleder. Araf sıratın üzerinde yüksekçe bir yerdir diye ifade eder. Orada Abbas, Hamza, Ali bin Ebi Talip ve Zülcenahayn olan Cafer-i Tayyar olacaktır denilir. Bunlar kıyamet gününde insanlar hakkında yaptıklarına dair şahitlik edecek adaletli kimselerdir ve bunlar her ümmette vardır denilmiş. Yine bunlar bir takım nebilerin kavmidirler. Yine dünya hayatında bunlar dünya hayatında iken küçük günahları bulunan fakat acı ve musibetlerle bu günahları kefaret olunmayan, bununla birlikte büyük günahları da olmadığından dolayı cennete girmeleri alıkonulan kimselerdir. Onun için bekleme salonu gibi, yani ne cennetlik ne cehennemlik tamamen hak etmemiş arada kalan Araf, arada kalan, bölmede kalan kimseler diye 10 farklı şekilde burada ele alınmış. Yine bunların zina mahsulü çocuklar oldukları da söylenmiştir. 10 farklı şekilde Araf'ın ne olduğu ile ilgili tefsirlerde bu farklı beyanları bulmuş olmaktayız. Yine Araf kelimesiyle ilgili Araf, Arf, Arefe'nin çoğuludur. Herhangi bir mürtefiye yani yüksek, yükseltilmiş yer manasına gelmektedir ki bu münasebetle atın yelesine, horozun ibiğine Arf adı da verilmiş olmaktadır. Hicap, örtü veya surada Araf denilir. Sur, yüksek tepe anlamına da gelmektedir. Araf, marifet kökünden gelmektedir. Cennet ve cehennem ehlini simalarından tanımak için, yani kelime manası aslında bu manaya geliyor. Cennet, arefe kökünden tanıma manasına. Cennet ve cehennem ehlini simalarından tanımak için bir takım insanlar var demektir. Araf'ın tefsirinde iki kavil var. İyilik ve kötülükleri eşit olanlar, Enbiya, şüheda, ahyar, ulema veya rical insan suretinde görünen melaike gibi dereceleri yüksek zevattır. Bunlar cennet ile cehennem arasında bir müddet kalırlar. Aslında deminki 10 maddenin bu iki madde bir derece özetini burada ifade etmiş olmaktadır. Onun özeti durumunda. Yine bu çünkü bu konuda çok konuşulduğu içindir ki o Araf ehli ile ilgili cennet ve cehennem arasında bir perde. Bu rical cennete girmek üzere olanları selamlar. Cehennem ehline baktıklarında da Allah'ım bizi bu zalimlerle beraber yapma diye derler. Tekrar Araf ehli tanıdıklarına dönerek ne çokluğunuz ne de gururunuz size fayda vermedi derler. Araf ve Araf ehli ile ilgili olaraktan burada da almış olduğum tefsirlerden çıkartmış olduğumuz notlar ele alınmaktadır. Yine Araf ile ilgili Kur'an'da
ki manaları tanımak, her biriyle ilgili örnekler de var. Anlamak, farkına varmak, görmek, bildirmek, tanıtmak, tanışmak, kaynaşmak, itiraf etmek, iyiliklerle peş peşe ve meşru, münasip, güzel, uygun, normal gibi 14 tane farklı manaya gelmiş olmaktadır. Bunlar da ayrı teker teker ABC diye ifade edilen toplam 4 sayfalık bu manalar içerisinde Araf sözcüğü ifade edilmiş olmaktadır. Yine Araf ile ilgili olaraktan Ashab-ı Araf, örf kelimesinin çoğuludur burada. Kur'an'ın yine buradaki Araf suresi hakkında da genel bilgi vermektedirler. Ashab-ı Araf, Araf olan kimlerdir onlar diyerekten. Tabii ki burada genelde dikkat edilebilirse, burada da gene 5 maddede ele alınmış. Genelde birçok tabii ki İbn Abbas'a da bu manada dayandırılmaktadır çeşitli rivayetler ile. Vaslın, burada da gramer, belagat kuralları, edebi sanat olarak vaslın, yani bitişmenin yapılmış olduğu yerler, ellezi, elleti, vasıl, Türkçedeki ki manasının, noktalı virgül manasını olan vasıl, yani vasıl varsa mevsul da var, sıla varsa mevsul da var. Aynı şekilde bunun yapılmış olduğu yerler ile ilgili burada 5 sayfa olaraktan edebi sanat zikredilmektedir. Bu ayet-i kerime örneğinde olduğu gibi konuyla ilgili alakalı olarak. Bunlar da belagat, genel belagat kurallarının ifade edilmiş olduğu eserler ve onların kaynaklarını ele almış olmaktadır. Evet, Kur'an'da da yine Araf kelimesi demin de ifade etmiş olduğumuz gibi gelmiş olduğu manaları da burada ayrıca yine sizlere arz etmiş olduk. Araf kelimesinin manası. Yine Araf kelimesinin farklı yerlerde genelde İbn Abbas'a dayandırılmaktadır bu gibi şeyler. İbn Abbas konusunda da Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir tespiti var İbn Abbas hakkında. İbn Abbas'ın her söylediği sözü hadis olması lazım gelmediği gibi. Yani Kur'an'ın ilk müfessiridir, ilk tefsir edendir. En çok müfessirler bundan faydalanmıştır ama her sözünün hadis olması lazım gelmediği gibi her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. Zira İbn Abbas gençliğinde İsrailiyata bazı hakaikin tezahürü için hikayet tarihiyle bir derece atfa nazar eylemiştir. Yani insanlara ders vermek amacıyla ki vaazlarda, öğütlerde o çok kullanılıyor. Bugün de aynı şekilde camilerde olduğu gibi İsrailiyattan bu konuda istifade ettiği için bu noktada tabii ki dikkatli olaraktan o manada değerlendirmekte de yarar olmuş olmaktadır. Yine Rudani'nin Araf hakkındaki ifadesinde hadiste Efendimiz'e Araf ashabını sordular. O şöyle dedi. Onlar babalarına asi iken Allah yolunda şehit düşenlerdir. Şehit düşmeleri cehenneme girmelerini önledi. Babalarının isyanları da cennete girmelerine engel oldu. Onun için onlar cennet ile cehennem arasında bir sur üzerinde olurlar. Yağları eriyip derileri incelinceye kadar orada kalacaklardır. Allah yaratıkların hesabını gördükten sonra onları rahmetine gark edip yine merhametiyle onları cennete sokacaktır. Onun için Efendimiz'den nakledilen farklı cihetlerle gelmiş olan böylece hadisler ile Araf ifadesi tanımlanmış olmaktadır. Yine burada ara beyne manasında Kur'an-ı Kerim'de yönler, cihetler ele alınmaktadır. 6 yön Kur'an'da ön, emam, vera şeklinde tahat, fevk, yemin, şimal bu gibi manalar Kur'an-ı Kerim'de veya leda, inde, vasat, beyne gibi kelimeler, mekan ifadeleri, yön ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş olmaktadır. Evet, bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Tefsirlerden çıkarttığımız bazı notları hülaseten sizlere arz edeceğiz. Beyhaki, vahiy başlamadan önce rüyalar silsilesinin hicretten 13 yıl önce bir Rebiyul Evvel ayında başladığını ve 6 ay sürdüğünü nakleder. Bu 610 yılının Şubat ayıdır. 6 ay sonrası aynı yılın Ağustos ayına denk gelmektedir. Vahiy Peygamberimizin doğum günü olan Pazartesi'ye denk gelmektedir. Peygamberimizin o günü oruçlu geçirmesinin bir hikmeti de bu olması gerekir. İlim avlamak demektir. Yazı ise avı bağlamaktır. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde zembiluni, zembiluni, üzerime ört, üzerime ört diye heyecana kapıldığı bir sırada Hazreti Hatice Efendimiz'e, Allah kendisinin ebediyen razı olsun, manevi ve maddi yönüyle Efendimiz'i teselli edip destekleyerek şöyle diyor. Vallahi Allah seni kesinlikle mahcup etmez. Çünkü sen sözüne sadık bir adamsın. Akrabalık bağlarını gözetirsin. Kimsesizleri korursun. Konuğa ikram edersin. Hakkının hakkını almasına yardım edersin. Yine nafile ibadette ısrar ile kendini zorlayana
Peygamber Efendimiz, sen usanmazsan Allah usanmaz. Şen ifadesi mesela külle yevmin ve fî şen. Allah her an bir iştedir, bir faaliyettedir, bir tecellidedir. Sıra dışı tavır ve eylemleri ifade eder. Meçhul fiilin kullanımı muhatabın dikkatini failden çok fiile çevirmeye amaçlar. Mantık, kelam, fıkıh usulü kitaplarının ilk konuları tasavvurat ve tasdikattır. Yusuf kölelikten saraya, Musa saraydan çobanlığa geçmiştir. Yusuf, Musa'nın dedesidir. İbn-i Teymiye şöyle der, devlet küfürle değil, zulümle yıkılır. Necva kelimesi, yararlı yararsız, zararlı, fiskos ve kulis anlamına gelmektedir. İbn-i Faris'e göre ilim, bir şeyi ona ait olmayandan seçip, ayırmaya yarayan bir iz, işaret ve alamettir. Fayda ile zararı ayırma gibi. Hadis, hakim içtihadında isabet ederse iki, etmese bir sevap alır. Vahyin savaşa izin verme nedeni, saldırganlığı ve zulmü önlemektir. Sima, Cenab-ı Hakk'ın en çok isimlerinin tecelli ettiği sima, yüzleri birbirinden ayıran alamet-i farikadır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük isimleri kelam ismi simada, dilde. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi yine ağızda, Rezzak ismi. Yine Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde Basar ismi, göz. Yine Semî ismi aynı şekilde. Yine Alim ismi, ilim gibi. Cenab-ı Hakk'ın büyük isimlerinin en çok tecelli ettiği yer, insan simasındadır. İç ezan Hazreti Osman döneminde namaza yetişilsin diye okundu. Hazreti Ali döneminde kaldırıldı. Mücrimün ifadesi ki gidermeye geçmişti, kesip koparmak, dalından koparılıp kuruyup giden şey anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'den ilmi ve gaybi hakikatlar. Burada 20 tanesini çıkarttım. Yani çok. Hem gaybden gelecekten haber veren hem de ilme yönelik olarak. Daha 1400 sene sonra ancak anlaşılabilecek İlmi hakikatları Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Bunu da 20 madde içerisinde ele aldım. Aynı zamanda bunları da bir sohbet olaraktan burada Kur'an-ı Kerim'den ilmi ve gaybi hakikatler olarak bir sohbet olaraktan video olarak çekimini yaptım. Tespitler.com'da da ona ulaşabilirsiniz. Evet, men bende-i Kur'anem, eger candarem, men hakira Muhammed Muhtarem. Eger nakkuned cüz'in kes ez guftarem. Bizarem ez u vez an suhen bizarem. Ben yaşadığım müddetçe Kur'an bendesiyim. Ben Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Biri benden bundan başkasına naklederse ondan da şikayetçiyim. O sözden de şikayetçiyim. Burada da olduğu gibi. Men bende-i Kur'anem eger candarem. Men hakira Muhammed Muhtarem. Osmanlı'yı 624 yıl. Selçuklu ve Abbasileri 1000 yıldır toplam olaraktan muzaffer kılan olay iki sebeptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet, Kur'an-ı Kerim'e ise hürmet. Allah'u alemu bis-savab ve ahlu davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin.